Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu zam nasıl istenir? Yılbaşı geldi, patronla oturacaksınız, kazandığınız para yetmiyor ve zam istemeniz lazım. Ama ne zaman zam isteseniz patron sizi geri püskürtüyor. O zaman burada akıllıca hareket edeceksiniz. Çoğu danışanımla oturuyorum. Ziya Bey, patrona gittim işte efendim, geçinemiyorum, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, işte düşünün ben nasıl geçineceğim, zam istiyorum. Arkadaşlar, ben patron olsam böyle isteyen birine zamman vermem. Zam bir pazarlıktır arkadaşlar, bir müzakere. Ve müzakerenin ana sırrı şudur. Masaya otururken kim güçlü? Bakın, patron ne derse desin, mecburen o şirkette çalışacaksanız sıfır gücünüz var. Sıfır. Dolayısıyla pazarlık şansınız sıfır. Patron hiç zam yapmıyorsun dese de çalışacaksınız. %5'e de kabul edeceksiniz. 10'a da 20'ye de. Ama içinizden küfrederek, ama mutlu ama mutsuz. Pazarlıkta kim güçlü? Restiniz ne? Eğer bana bunu vermezseniz ben giderim ve sen kaybedersin. Neyi kaybedecek? Oraya para kazandıran kişi sen misin? Onun rakibine gidersen ne sıkıntı yaşar? Oraya maliyetin, getirdiğin faydan ne? Gidersen zararın ne? Masaya oturmadan önce elinizdeki kartları bir açın. Elinde sıfır kartla gidip pazarlığa oturursan alacağın şey sıfır, %5, %7 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar, zam pazarlığına gitmeden önce şirkete ne değer kattığınıza, siz şirkette olmasanız neyin eksileceğine, ne zarara uğrayacağına ya da varlığınızın şirkete getireceği kâra odaklanın. Patrona gidip ben geçinemiyorum, yüzde ne olur zam yapın, ev kiram, bana ne? Bana ne? Ben tek bir şeye bakarım. Bana ne kazandırıyorsun ve senin yerine kimi replace ederim, kimi koyarım ve bana maliyeti ne? Arkadaşlar, ne yazık ki eski dönemlerde her insan bir değerdi şirket için ve girdiğimiz firmalardan emekli oluyorduk. Yıllar geçtikçe daha kıymetli oluyorduk. Oysa günümüz dünyasında maaşlı çalışanların birçoğu bir dosya. Bir İK müdürünün ya da bir müdürünüzün dosyanızı yırtması kadar basit. Hatta bir süre sonra şöyle diyorlar. Ulan bu Ziya yıllardır burada, bunun kıdem tazminatı arttı. Biz bunu kovsak bunun yerine yeni 30 yaşında pırıl pırıl bir genç alır. Zaten aynı şeyleri yapar. Yarı yarıya dörtte bir maliyete düşürürüz. Dolayısıyla arkadaşlar, bir, ikameniz kim? İkameniz varsa elinizde sıfır pazarlık gücü var. İkameniz olmayacak. İki, şirkete ne değer katıyorsunuz? Kaç paralık değer katıyorsunuz ki kaç paralık pazarlık gücünüz var? 3. Giderseniz bir rakibe şirkete ne kadar zarar verir? Dolayısıyla masaya oturmadan artılarınızı, eksilerinizi bilin. Elinizde karşı tarafın kartlarını tahmin edin. Kendi kartlarınıza bakın ve ondan sonra o güçle masaya oturun. Masaya giderken muhtaç, ezik, mutluysanız 0 lirayla %10, %15 arası zamma kuzu kuzu kabul ederek ayrılacaksınız. Ama güç sizdeyse, oraya mahkum değilseniz, o zaman işte istediğiniz pazarlığı elde edeceksiniz. Bakın, kendi hikayemden bir örnek vereyim. Bir firmada primle çalışıyordum arkadaşlar. Maaş artı prim %1. Her ay 200 bin euro yapıyorum, 2 bin euro prim kazanıyorum. Bir süre sonra tam 3 ay boyunca her pazartesi sabah patron geldi, o oranı düşürme pazarlığı yapıyor. Niye? İşte şirket dengesi bozuldu. Bana ne? Yani ben azalırken şirket dengesini bozmuyordum da çok alınca mı? 3 ayın sonunda ben arkadaşlar aradım, başka bir iş buldum. Patronla oturdum, dedim ki ben gidiyorum. Ziya Bey, bir daha zam prim pazarlığı yapmayacağım. Bak, niye? Gideceğim gün bir anda pazarlık masadan kalktı. İşte şu bir daha onu yapmayacağım, şu bir daha yapmayacağım. Niye? Çünkü masadan kalkma hakkım vardı. Dolayısıyla masadan kalkamayacaksanız pazarlık gücünüz yok arkadaşlar. Sakın bu mesajımı dinleyip gidip patrona res çekip de bilmem Ziya Bey sonra kovulduk, işsiz kaldık diye de bana yüklemeyin. Her yapacağınız sizin sorumluluğunuz. Ama masaya otururken ne kadar güçsüz, ne kadar güçlü olduğunuzu bilin. Ona göre pazarlığınızı yapın arkadaşlar. Bir müzakerede güçsüz olan, muhtaç olan ödün verecektir, kaybedecektir. İşte masaya oturmadan önce arkadaşlar, önce buna bakın. Muhtaç mısınız? Ödün vermeye ne kadar hazırsınız? Ya da tam tersine, karşı taraf size muhtaç mı? Ve bunun için ne kadar ödün vermeye hazır? Gücünüzü bilin ve masaya öyle oturun. Tekrar söylüyorum, yapacağınız her şeyin vebali sizin. Ben sizle bilgi paylaşmakla mükellefim. Bunun uygulaması ve detayları sizin. Sonra bana gelip de Ziya Bey şöyle oldu böyle oldu demeyin. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, masaya güçlü oturup yüksek oranda zam aldığınız
Onun da %1 primiyle bana hediye aldığınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şarkmaz, sizleri seviyorum.